söylediğim gibi tabii Yasin'in pozisyonu böyle olabilirdi. En kötü bir puanla buradan ayrılabilirdik ama olmadı. Bazen oluyor futbolda. Gol kaçıyor, yediğimiz goller. Bakarsanız iki tane duran top. Oyun genelime baktığımızda aslında yani Benfica'ya karşı burada oynanması gerektiği gibi de oynadık, mücadele ettik. Sonlara doğru oldukça da belki bir kendi sahasına kapattık, hücumlar geliştirdik ama maalesef golü bulamadık. Bundan sonra hedefimiz yani Avrupa Ligi demek için bence erken diye düşünüyorum. İki tane maçımız daha var. Belki zor görünüyor ama bir umut varsa biz de sonuna kadar onu kovalamak durumundayız. İki maçımızı da kazanmak için oynayacağız. Bizim başka bir düşüncemiz zaten asla olmaz. İnşallah o maçları da bitirdikten sonra artık durumumuza bakarız. Neredeyiz? Avrupa Ligi'nde miyiz? Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Ama bakarız ondan sonra, Allah nasip ederse. Gergin bir atmosferde geçti. Dolayısıyla zaman zaman bu tür kartlar olabiliyor. Görmemeleri tabii bizim dileğimiz ama yani her maçta birbirine benzemiyor. Yani oyuncular bazen gergin olup anlamsız kart görebiliyor. Yani ben çok da şey anormal bulmuyorum yani. Tabii skor da önemliydi. Yani bir yakaladıktan sonra hamleleri yapmayı düşünüyorduk. Yani Yasin'i, yani hücum yönündeki hamleleri, Umut'u ya da Emre'yi. Yani bir birken yapsaydık oyun belki lehimize dönebilirdi ama zamansız yediğimiz ikinci gol biraz bizi geride bıraktı yani. Oradan sonra çevirmek zor oldu ama bir birken bu hamleleri yapmış, yani yapabiliyor olsaydık belki onu çevirme şansımız olabilirdi. Rakibin oyuncuları da boş oyuncular değil. Yani duran toplarda zaten etkili olduklarını biliyorduk. Bizim asıl yapmamız gereken şey orada duran top şansı vermemekti. Ama yani birinde herhalde Vesti bir foul yapmak durumunda kaldı. Bir de kornerden yedik. Yani hava hakimiyeti iyi olan oyunculardı. Kafayla atsalar belki hadi bir derece şey olurduk ama onları önlem alabildik. Fakat düşen topu tabii kovalamamız gerekirdi. O topun önüne geçmemiz ya da uzaklaştırmamız gerekirdi. Bazen rakibin önüne düşüyor. Yapacak bir şey yok bunlarda. Ama hoş değil tabii ki. Yani daha dikkatli olmamız lazım. Kabul ediyorum tabii ama biz zaten maçın başında onların baskılı oynayacağını düşünerek Burak'la belki de bir pozisyon yakalayabiliriz diye düşündük. Fakat o pozisyonu bulamadık Burak'la oynadığımız süre boyunca. Umut girdikten sonra da daha çok rakip alandaydık zaten. Ceza sahası içinde daha fazla bulunduk. Yani Umut tabii Burak'la ikisinin özellikleri farklı. Yani ikisinden aynı şeyi beklemek bazen çok zor. Yine Burak'ın gol vuruşları Umut'ta var. Ne de Umut'un deparları ve baskısı Burak'ta var maalesef. Uğraşıyoruz ikisi de olsun ikisinde diye ama bir yere kadar yani oyuncularımız artık belli bir şeye geldiler. Mümkün olduğunca onlar